Şimdi biraz atık yönetimini konuşacağız. E, farklı boyutlarıyla kademe genel müdürü Kenan Çelik bizimle beraber. Kenan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi atık yönetimi e, deyince akla ne gelmeli? Önce bir onunla başlayalım dilerseniz. Hı -hı. Çok kısa bir e, hani sizin yaptıklarınızı da dinleyerek e, atık Hı -hı. yönetiminin e, tasvirini rica edelim. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, kademe firması Albayrak Holding kuruluşu olan 2011 yılında e, kurulmuş. 2015 yılında da faaliyetlerine başlamış bir firma. E, Albayrak Holding e, kendi içerisinde atığın bütün serüveni içerisinde çöpün taşınımı, bertarafı, ayrıştırılması, enerjiye dönüştürülmesi, e, vahşi depolama gibi bütün süreçlerinde bulunmuş ve bunu yaparken de yurt dışından birçok ürünü de ithal etmiş. Bu süreç içerisinde e, tabii ki ithalatla beraber neden biz bu ürünleri kendimiz üretmiyoruz şeklindeki bir soruyla beraber Kadime firması kurulmuş. 2015 yılında tabii bünyeye biz katılmamızla beraber e, yerleştirmeye yoğunlaştık. Özellikle de e, şöyle bir hikaye de anlatmak istiyorum. Bunu, e, benim hayatımda önemli bir yeri var. E, tabii işverenlerimize yönetim kuruna bir sunum yaparken biz Kadime ismi yerine neden e, daha kısa ve İngilizce akılda kalan bir e, isim neden olmasın diye bir soru sormuştuk. Motivasyonumuz bizim ihracat. Uzun yıllar <laughs> yurt dışında kaldım. Onlar da bizim kırmızı çizgimiz demişti isim. Kesinlikle Türk ismi olması lazım. Ve <laughs> garipsemiştim o zamanlar. E, Tabi süreç içerisinde bugün daha iyi idrak ediyorum. Bu duruş yerleştirme duruşu gerçekten de e, işverenler için olmazsa olmazı. Bu anlamda bizler %88'e varan yerlik oranlarında yerli ürünler üretiyoruz. Atığın serüveninde belli fazlarda varız kademe olarak. Atığı topluyoruz ve bu atığın gerekirse enerjiye dönüşüm aşamasında ki taşınımını sağlıyoruz. Ver tarafını sağlıyoruz. Tabii bu ürünlerin yerli olmasının çok büyük bir avantajı var. Bunlar ekonomiye çok büyük bir katkı sağlıyor. Bunu vurgulamak istiyorum. İthal edilirken artık ihraç eder ve dövizin ülkemizde kalmasını sağlıyor. İstihdam anlamında büyük fırsatlar sağlıyor. Mühendislik anlamında ülkemizde bu anlamda know-how'un oluşması. ARGE yatırımlarımıza teşvik ediyor. Bir arz oluşuyor. Arzla beraber talep edilen mühendislerimizin de daha fazla istihdam edilmesini sağlıyor tabi ithal ürünlerde şöyle bir sıkıntıyla biz görmüştük özellikle yedek parça ve bakım anlamında ayları bulan bir süreç yaşanıyordu bakım anlamında ve operasyonlar durabiliyordu biz bugün kademi olarak 24 saat içerisinde firmalarımıza hizmet vererek operasyon sürelerini daha kısa bir sürede tamamlamalarını sağlıyoruz. Bir Bilgi birikimi oluşuyor ülkede diğer taraftan Bizim bir ekosistemimiz var. Bu ekosistem içerisinde tedarikçilerimizin sayısı artıyor. Tedarikçilerimiz istihdam sağlıyor ve kocaman bir aile haline gelmiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi biraz böyle bu atık yönetimine, yerli üretimin önemine vurgu yaptınız. Evet. şu anda hani Türkiye'nin bu konuda nasıl bir rekabeti var acaba diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman ne dersiniz? Tabii Türkiye'nin yerli sanayisinin gelişmesiyle beraber e, teknolojik ihtiyaçları e, cevap vermesi hızlanıyor e, ve bizler de e, sanayi anlamında e, buraya olan yatırımlarımız gitgide artıyor. İstediğimiz noktada olmamakla beraber e, yakın bir süre içerisinde umarım ki e, Türkiye bu anlamda ses getirebilecek bir ülke. E, hayat motivasyonunda çalışmak olan evet. bir ülkeden bahsediyoruz. Sanayimiz kalkınıyor. Biz kademi olarak da burada kendimizi göstermeye çalışıyoruz, kaliteli ürünler üretmeye çalışıyoruz, müşterimize hızlı bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Evet, şey dediniz istediğimiz bir noktada olamasak da şimdi orayı biraz evet. açalım. Hani evet. burada ekonomik koşullar mı, yani mevcut para politikaları vesaire bunlar mı biraz devreye giriyor? Yani geçici faktörler mi yoksa biraz daha yapısal eksikliklerden mi bahsediyoruz? Şöyle ki biz aslında çöpün kıymetini çok iyi idrak edemedik ülke olarak. O çöpü bir atık olarak görüyoruz. Aslında çöp bir atık değil bir değer. Bu değerin kıymetinin toplum olarak da bilinmesi gerekiyor. Bu anlamda da toplumsal bir bilinç oluşması gerekiyor. Bu eğitimle beraber üniversitelerimizde de artık oturması gerekiyor bu anlamda eksiklerimiz var. Devletimizin özellikle de eğitim kurumlarının bu anlamda daha da fazla odaklanıp aslında atığın bir değer olduğunu farkına varıp özellikle de iklim değişikliğiyle beraber sıfır atığın çok daha iyi önemsenmesi gerekiyor. birinin hani çöpü diğerinin hazinesidir. galiba hani buradan bunu yorumlayabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bu durum. Peki hani burada Türkiye'nin şu anki pozisyonuna baktığımız zaman yani ihracat e, e, tarafına dikkat çektiniz. Hangi ülkeler burada daha fazla bizim ilişkide olduğumuz ülkeler bu konuyla alakalı? Ee, tabii biz e, üretimi şöyle görüyoruz. Öncelikli olarak havuz atılmış bir taş gibi. Öncelikli olarak kendi ülkemizi domine etmek istiyoruz. Daha sonra da yakın komşu ülkelerimizde. Burada çünkü ürünün kalitesinde oturana kadar ki verilecek hizmet kalitesi çok önemli. Biz de serüvenimize böyle başladık. Önce dedik ülkemizde e, biz iyi bir hizmet vereceğiz ve bunun karşılığını bulduktan sonra da yakın komşu ülkelerimize gideceğiz, orada hizmet vereceğiz. Bu oturduktan sonra da daha uzak doğu ülkelerine giderek burada e, başarımızı pekiştireceğiz. Şükürler olsun bugün kademe e, Vietnam'da, Endonezya'da, e, Brezilya'da, Şili'de uzak e, e, okyanus ötesi ülkelerde de aktif olarak hizmet veriyor. E, bu anlamda e, her geçen günde ihracatımızı artırmak için de çalışıyoruz. Güçlü bir ekibiz e, ama çalışmayı gerektiren bir sektör. Evet. Şimdi hani bir taraftan da e, bir sanayi tarafı var. Yani bunların e, üretilmesi sağlandığı için dolayısıyla orada hani mevcut ekonomik koşullar acaba hani sanayici olarak sizi nasıl etkiliyor? Çünkü biraz daha hani mevcudu koruyalım e, yılı olarak görüldü 2024 yılı anta mesela yeni yatırımlar yapmanızın fırsatı oldu mu ya da mesela işte finansman tarafında nasıl bir şekilde plan proje yaptınız bunları da biraz konuşalım. Bizim kurulduğumuz günden beri motivasyonumuz hep ihracat vardı. <laughs> Türkiye'de malumunuz buna benzer değişiklikler ekonomik anlamda çıkışlar ve inişler yaşayabileceğimiz öngördüğümüz için ihracatta biz bu açığımızı kapatabiliyoruz şu anda 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şükürler olsun. ülkemizde yaşanabilecek herhangi bir ekonomik değişikliklerde ülkemize döviz kazandırıyoruz ve bu süreçten ihracatla beraber eklenmeyeceğimizi düşünüyoruz. Atık yönetimini konuşuyoruz. Biraz daha hani yani büyüme stratejileri siz ihracat dediniz. İhracata önem veriyorsunuz. Bu anlamda ee, biraz hani başka farklı farklı sektörleri tabii ki farklı etkileyebiliyor hı hı. E, dünya düzeni. Dış talepten e, biraz hani e, siparişlerin azaldığına işte talebin azaldığına dair beklentiler var. Oradaki nabzı nasıl tutuyorsunuz şu anda? Hani e, evet. dışarıdan bu konuyla ilgili talep iklim değişikliği dolayısıyla biraz daha güncel olduğu için sizi daha mı az etkiledi? Ne dersiniz? Şimdi, sürdürülebilirliğe ve e, yeşil e, Atığa e, talep arttıkça biz her zaman orada varız. Özellikle de o ülkeleri araştırıyoruz. Ee, özellikle mevcut bulunduğumuz 50 ülkede pazar payımızı artırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da yeni pazarlar arayışımız var. Ee, nasipse bizim kısa vadede e, dünyada var olan 185 ülkeye biz e, ihracat yapmayı hedefliyoruz. Yapımız da bu anlamda gidiyor stratejik ortaklıklar yapıyoruz. Dünyada bu anlamda global firmalar var. Yakın zamanda da bu firmalardan bir tanesiyle de stratejik ortaklık sözleşmesi imzaladık. Biraz gizli tutuyor. Bizden de talepleri o yönde olmuştu. Bizim ürettiğimiz ürünlere kendi markalarını vurarak farklı pazarlara da satmak istiyorlar. Tabii biz bu tür değişimlere hazırız. Ekip olarak da hazırız. Ee, i̇nşallah inşallah e, ülkemizin değerlerini yurt dışında farklı ülkelerde e, görmek için arzu ediyoruz, çalışıyoruz. Evet. Peki gelecek planlarınız nasıl acaba? Hani bundan sonra neleri hedefliyorsunuz? E, bu yurt dışı ortaklıklarını daha fazla arttırmak mı? ihracat rakamlarını arttırmak mı? Orada hani biraz daha geleceğe baktığınız zaman plan projeler nasıl acaba? Yakın zamanda dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesine katılmıştık. E, biz de işin açıkçası gördüğümüz ilgiye şaşırmıştık. Özellikle de rakiplerimiz. Biz kendimizi orta segment bir ürün olarak sınıflandırdık ama premium ürün sınıfındaki rakiplerimiz bizleri çok yakından takip ettiklerini gördük. Bizim hedeflerimizi, stratejilerimizi sorguluyorlar. o bizi aslında bir anlamda da pozitif yönde etkiledi. güçlü bir şekilde geliyoruz. Stratejik ortaklıklarımız kesinlikle sayısını artıracağız. Yakın zamanda Rusya'da bir ofis açtık. Malumunuz şu anda Rusya'da yaşanan bir kapanışla beraber orayı bir fırsat olarak gördük. Ve şu anda ihracatımızın büyük bir kısmını Rusya'ya yapıyoruz. Diğer taraftan Suudi Arabistan'da bir stratejik ortaklık yaptık. Buraya teknoloji transferi yapma yönünde bir sürecimiz var. İnşallah inşallah uluslararası pazarlardaki güçlü uyumu, talebi görerek e, buralarda etkin bir şekilde rol alıp ülkemize dediğim gibi döviz getirerek bu süreci atlatacağız. Evet. Biraz da hani işin iklim değişikliği boyutunu ele hı. alalım isterim. Çünkü hı hı. yani orada tabii ki e, ülkeler biraz daha bilinç kazandı son yıllarda hı hı. ve bu konuyla ilgili çalışmalarını da artırıyor. Bizim burada hani Türkiye'de ee, biraz önce siz de bahsettiniz sürdürülebilirlik adına, iklim değişikliği adına atık yönetimini yapmak, bunu doğru şekilde yapmak hı hı. büyük öneme sahip. Dolayısıyla hani biz burada e, Türkiye'deki bu çalışmaları, atık yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, kurum olarak biz e, sıfır emisyonlu elektrikli araçlara yoğunlaştık. E, bu anlamda da e, prototiplerimizi Almanya'daki fuarımıza sergiledik e, ve e, çok güzel geri dönüşler aldık. Şu anda ARGE yatırımlarımızı bu meyanda da şekillendiriyoruz. Düne kadar ürünlerimizin kalitesini yoğunlaştırırken diğer taraftan da yeni bir kol açtık. Orada da elektrikli araçlara, sıfır emisyonlu araçlara talebin ne kadar fazla olduğunu görünce bu anlamda hızlı bir aksiyon aldık. Tabii iklim değişikliğini önemsiyoruz. Türkiye'de biz bunu yaşayan bir nesiliz. Düne kadarki malum hava sıcaklıklarının ne kadar değiştiğini gördüğümüz zaman bize düşen görevin ne kadar da kutsal olduğunu farkına varıyoruz. Hızlı bir şekilde ülkemizde sıfır emisyonlu araçların sayısını artırıp hem belediyelerimize bu hizmeti sunmak, diğer taraftan da hızlı bir şekilde de ihracat eder duruma geleceğiz. Diğer taraftan tabii ki atıklarımızın daha fazla değerlendirilmesi, geri kazanılması anlamında ülkemizin sürdürülebilirlik anlamında. Talep artışı var mı burada? Yani firmalar tarafından, sanayici tarafından bu geri dönüşüme olan ilgi var mı? Artış var mı? Şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim en büyük iş ortaklarımızdan bir tanesi. Kendileri de zaten sektörün öncüleri. Bunlarla beraber iş birliktelikleri yapıyoruz. Sağ olsunlar bize de fırsat veriyorlar. Kendileriyle beraber elektrikli araç çalışmasına başladık sıfır emisyonlu diğer taraftan diğer belediyelerimiz de her ne kadar fiyatları daha da yüksek olmasına rağmen onların da bunun artık bir zararı hale geldiğini görüyor. Türkiye'deki pazar payımızı artırdıktan sonra da özellikle de Asya pazarında da şu anda ciddi talepler alıyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş ben teşekkür olduğunuz kıymetli bilgiler için Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik konuğumuzdu. 30 dakikanın böylelikle sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından girişimcilik dünyasıyla yeniden birlikteyiz. Bloomberg Etta'dan ayrılmayın.